Şimdi Eyyubi'nin ayağı mı topal olmuş? Hı hı. Şimdi tazının topallığı tavşanı görene kadarmış aslında. Öyle mi? Yani tazı böyle mahsus nazınan böyle ayağının birisini kaldırır topallarmış. Ama tazının topallığı tavşanı görene kadarmış. Hele bir tavşanı görsün ne topallığı kalır ne bir şey kalır. O Eyyubi var ya. Ben bilirim onu da. Yani öyle kardeşim enteresan bir şey ki küstüm şovda atışıyoruz. Bana dinle beni ey imami. Küstüm şovda küstürürüm. Bilmem bizim fırını yarmışsın. Yediğini kustururum. Seni burada efendim kıstırırım. Bilmem ney falan öteberi. Ya baktım ileri gidiyor. E ben de Eyyubi'nin bir durumunu çok iyi biliyordum. Ben de ona ne dedim biliyor musun? Dedim ulan ben bir dörtlük söyleyeyim de dedim. Şu dünya durdukça dursun. Türkiye'de bunu duysun. Kozanlılar da duysun dedim. Eyyubi'ye dedim ki yerin cennetsiz diyorlar. Dosta minnetsiz diyorlar. Seni sünnetsiz diyorlar. İki santim kestiririm dedim. Aman Allah. O günlerde de Mersin'de bayrak yakıyorlardı. Efendime söyleyeyim. O küstüm şovun sunucusu kimdi o oğlan? Şey. O bir oğlan işte. Adı Yaman. Latif Doğan. Latif Doğan dedi ki aman hocam neyi kestirirsen kestir de dedi. Ha bizim ekranı kestirme dedi. Şeyi kestireceksin, ekranı kestireceksin dedi. Böylesin. Dur o zaman başka bir şey kestireyim dedim. Eyyubi dursun orada. Dedim efendim yorulun yol uzatırsan, vatana dil uzatırsan, bayrağa el uzatırsan bak kelleni kestiririm dedim. Bu iki dörtlük var ya. Şey yani halen söyleniyor kardeşim. Halen söyleniyor.